Esenlik olsun kardeşler. Rab her birimizi bol bol bereketlesin. İyiolmakistermisin.com ve hristiyansohbet.net kanallarında yine Mesih İsa'daki tanıklığımıza devam ediyoruz. Bugün kilise günüydü. Hatırlarsanız cumartesi günü teşvik eden paylaşımlar yapıyoruz. Ve bu paylaşımlar neticesinde diyoruz ki yaşadığımız yerlerde kiliseler varsa katılmaya gayret gösterelim. Rab'be şükrediyoruz. Biz bugün katıldık ve kardeşlerle güzel sohbetler ettik. Sevgili Pastör Doğan Bakırcıoğlu'na teşekkür ederiz. Bazı kişiler var buralarda, yakın yerlerde. Onları yönlendiriyor. Onlarla konuştuk. Onlar geliyorlar. Tanışma fırsatımız oluyor. Aralarında kimileri Rab'bi tanıyor, kimileri araştıran kardeşler. Onun için teşekkür ediyoruz sevgili Pastör Doğan Bakırcıoğlu'na. Esenlik olsun ev halkına. Güzel bir zaman geçirdik. Luka 5. bölümde hemen ilk ayetlerde Mesih İsa'nın öğrencilerini seçmeye başlaması, bunun üzerinde bir vaaz konumuz vardı. Çok güzeldi. Burada mesela benim hatırımda kalan Mesih İsa diyor ki derin sulara açılın, oralara ağları atın, o zaman diyor ki balık tutarsınız. Yani o tarzda bir sözü var. Bu sözü işitince Matta 28. bölümün son ayetlerinde yine Rabbin sözü hatırıma geldi. O da demişti ki gidin bütün uluslara uluslararası öğrencilerim olarak yetiştirin, yani müjdeyi bildirin ve onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin diye söylemişti. Mesela derin sulara açılın derken onu da anladım şahsen. Yani Rab diyor ki kendisini takip eden gidin başka insanlara da müjdeyi paylaşın. Yani artık açılın. Başka insanlar da beni duysunlar ve Rab'be yaklaşsınlar diye yorumladık. O yönden o şekilde teşvikimizi ve bereketimizi aldık Rabbin sözlerinde. Yine güzel zaman geçti. Yine kilisede bir hizmet aldık. Bunun için de Rabbe şükrediyoruz. Ondalık hizmeti. Dediler ki bundan böyle ondalığa geçtiğimiz vakit Rabbin sözlerini ve teşvik eden sözü sen paylaşırsın. Hay hay dedi, köptük, başımıza koyduk. Yani eskiden bulaşık yıkama hizmetim vardı. Şimdi bir hizmet daha geldi. Bu şekilde inananlar topluluğunda Rab'be hizmet etmiş olacağız. Rab hizmetlerimizi bereketlesin. Kiliseme de sevgili Pastör İlker işbirliğine teşekkür ediyoruz. Güzel bir hizmet, güzel bir ortam oldu. Rab kilisesini büyütüyor. Bak yeni yeni insanlar geliyorlar. Rab'bi arayan, tanıyan, sorgulayan insanlar. Her yaştan, her cinsten geliyor. Rab orayla ilgileniyor gerçekten. Büyütüyor. Daha da büyütecekti. Böyle dua ediyoruz. Amin. Güzel zamanlar geçirdik. Bazen böyle aslında temel konumuza geldik. Bu arada sevgili sevgili Güneş Han mıydı? Güneş Tan. Güzel bir yorumum var. Rab dilerse bununla ilgili konuşacağız. O da arkamızdaki İsrail bayrağını kullanma amacını soruyor. Yani İsrailler Yahudi değil mi? Hristiyanlıkla ne alakası var? Merak ettim diyor. Bak çok güzel bir konu. Bununla ilgili konuşacağız sevgili Tan. Rab dilerse belki bu akşam olmaz da belki yarın konuşuruz onu, olur mu? Yine yorum için teşekkür. Bak çok güzel bir konu. Rab seni bereketlesin. Yine sevgili Ege Ünal bugün de bir yorum bırakmışsın. İsa Mesih hakkında söylemişsin. İsa Mesih'in kiliseyi tanıma şeklini eleştirmişsin. Yemek yeme, acıkan, bu şekilde olan bir kişi ilah veya tanrı olamaz diye söylemişsin. Bununla ilgili de konuşacağız sevgili Egeon. Bu da çok önemli. Aslında en önemli konulardan bir tanesi. Bununla ilgili de Rab dilerse bir gün konuşalım sevgili Egeon. Hatta müsaitseniz şeye gelin, akşam Türkiye saatiyle 9'dan sonra iyiolmakistermisin.com ve hristiyansohbet.net kanallarına geldiğiniz zaman WhatsApp'tan bize yazın. Korkmayın, yani telefon numaranız gözükecek diye şey yapmayın. Beni zırt pırt arar falan diye düşünmeyin veya zırt pırt mesaj atar diye sakın düşünmeyin. Fakat oluyor, bak geç geliyor, işimiz oluyor. Bazen göremiyoruz, görüyoruz. Belki yanıt vermek yazılı veya sesli veya videoda gecikebilir. Ama gelin oraya. Deyin ki hop Çağlar, sen çağırmıştın beni. Ben Ege Ünal veya ben Güneş Tan. Anlat bakalım. Gerçi Güneş Tan biraz hafif girmişsin ama Ege Ünal biraz daha sert girmişsin. Bir gel konuşalım sesli canlı. Mikrofon alınabiliyor orada.
Karşılıklı konuşabiliyor. 5 kişi aynı anda konuşabiliyor. Aslında 10 ama 5 gözüküyor orada. Konuşabiliyoruz, bilgin olsun. Ama dediğimiz gibi WhatsApp'tan yazın 531-218-1920 Türkiye saatli akşam 9'dan sonra, unutmayın. Rab seni de bereketlesin. Bu arada sevgili Sireta, dua isteğin vardı. Dedin ki kilisene gittiğim vakit benim için dua eder misiniz? Hay hay. Biliyor musun? Unutmamak için arabada giderken zaman zaman Sireta'nın dua isteği var. Biraz gidiyor, tekrar Sireta'nın dua isteği var. Unutma Çağlar, kendimi şartlandırdım. Kiliseye gittiğim gibi orada Sami abi var bizim. Ona dedim, abi dedim, böyle böyle bir dua isteğimiz var. Öyle ki unutursam o hatırlasın ve hatırlatsın diye. Ve ismini vererek, dua konunu onlara paylaşarak, merak etme aramızda yabancı yoktu. Tam misafirler vardı ama onlar bu dua isteğini paylaştıktan sonra geldiler. Yani onlar işitmediler. Ama işitselerdi bir sorun olmayacaktı. Çünkü sıcakkanlı iki bayan arkadaş geldi. Dedik böyle böyle. İsmini sordular. Dedik böyle. Şurada oturuyor. Tamam. Ve dua zamanı geçtiğinde senin için bu dua konunu Rab'be bildirdik, bilgin olsun. Yani dua isteğini bu şekilde kilisemizde yerine getirdik. Rab işitsin ve yanıtlasın. Esenliğin bol olsun sevgili Sirata. Amin. Ve güzel güzel zaman geçirdik. Aslında yine bir yerde karşılaştığımız bir sorun vardı. Bu sorun mu değil mi bilemedim. Ha, bana kalacak olursa ben mesela bir sorun olarak görüyorum. Başka kardeşe bakacak olursanız normal diye bakıyorlar. O da şimdi bazı konular vardı. Biz mesela genelde ya internet ortamında bu kardeşlerle bir araya bulunduğumuz yerlerde, ama iman eden bir kardeş ama dışarıda henüz Rabbi tanımayan ama misafir olarak aramızda bulunan arkadaşlar yöneltiyorlar. O da şey konusu, cinsellik konusu, flörtlük konusu, nasıl yaklaşmalı birbirlerine, bu tarz bir şey. Tabii bu konusu açıldığında ben mesela orada mikrofonda söylüyorum. Başlıyoruz anlatmaya. Çünkü soru çok güzel. Ve baktığım vakit, düşündüğüm vakit belki de diyorum Tanrı'yı en çok üzdüğümüz konuların başında bu geliyor. Evet, Tanrı cinselliği bedenlerimize armağan etti. Ve bunu serbest bıraktı ama serbest bırakırken evlilik içerisinde kullanmamız için Rabb'inin serbestliğini verdi. Hani verimli olun, çoğalın dedi. Bu şekilde olduğu vakit bu Tanrı'nın gözüne onay alan bir birliktelikti. Hani verimli olun, çoğalın, bebekler, çocuklar dünyaya gelsin, onlar, yani soylar çoğalsın ve yeryüzünü doldursun. Tanrı bunu amaçladı insanı yaratırken, biliyorsunuz ki, ve kutsarken. Fakat diğer türlü yapılanları da Tanrı zina olarak yorumladı. Yani evlilik dışında veya benim gözümde onay almayan evlilikler ne demek yani? Hani Rabbi tanıyanla tanımayan insanlar arasında gerçekleşen evlilikler. Bilmiyorum tabii, bu konu hakkında bazı kardeşler de yine farklı düşünüyorlar. Saygı duyuyoruz. Benim düşünceme göre eğer bir taraf Rabbi tanıyorsa, karşı cinsle evleneceği kişi de mutlak surette Rabbi tanıyan bir kişi olması gerekiyor. Öyle ki o evlilik hem Rab'de kutsansın, hem de yarın öbür gün anlaşmazlıklar yaşandığından ötürü boşanmalar gerçekleşerek başka insanlarla evlenmek suretiyle insanlar birbirlerini zinaya sürüklemesinler. Bu konuda biliyorsunuz Mesih İsa konuştu. Matta kısmında, Matta'nın tanıklığında iki defa bu konu hakkında Mesih İsa bilgi verdi. Yani her nedense, yani fuhuş dışında herhangi bir neden diyor da, herhangi bir ne derseniz deyin, doldurun orayı demiştik hatırlarsanız bir paylaşımda. İster şiddetli geçimsizlik deyin, ister sevgim soğudu deyin, ister sıkıldım deyin, ister eve bakmıyor deyin, isterse ne derseniz deyin. Rab bu konuda diyor ki boşanma sadece fuhuşa bağlanmıştır. Fuhuş dışında bir nedenle kimse Rabbin önüne boşanmış bir şekilde gelmesin. Boşanmış bir insanla evlenen zina etmiş olur diye de söyler. Bunu söylüyor. Hatta öğrenciler bu sözü söyledikten sonra, eğer kadınla kocası arasındaki ilişki buysa diyor ki hiç evlenmeyelim daha iyi. Öğrenciler durumun ne kadar ciddi olduğunu anladılar ki bu sözü Mesih İsa'ya söylediler. O zaman Mesih İsa dedi, kabul edebilen etsin. Kimisi diyor doğuştan adımdır. Kimisi göksel egemenlik uğruna kendini adım sayar. Kimisi Tanrı'dan güç almıştır diye söylüyor.
diye bildiriyor. O yönden çok önemli konudur. O yüzden bu gibi sorular geldiği zaman öyle kalabalıkmış, aman bayan varmış, o varmış. Ben mesela bakmıyorum. Direkt Rabbin sözü ışığında kişinin sorusuna veya sorununa çare olmaya çalışıyoruz Rabbin sözlerini kullanarak. Tabi bazıları bu konular açıldığında böyle konuştuğumuz vakit tabi haklı olarak bazıları da söylüyor. Ya bu konular özel konulardır. Eğer kişi kiliseye katılıyorsa pastörüne veya güvendiği bir kardeşiyle bu konuyu özelden konuşsun. Böyle ulu orta konuşulması doğru değil diye de eleştiri getiriyorlar. Getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Doğru mu? Kendilerine göre doğru. Haklılar tabii, bir şey dediğimiz yok. Ama diğer tarafta biraz daha geniş düşünmek gerekiyor. Çünkü bazı insanlar bu konular hakkında bu sıkıntılarını karşı tarafa söylemekte çekiniyorlar. Yani bazıları utanıyorlar. Biz de diyoruz ki, bakın böyle insanlar da vardır. Olur. Herkesin iman yaşamında görmüş olduğu sorunlardan birisidir bu. Ve çoğu kişi bunu anlatmakta çekinir. Şu an belki aramızda onlardan birileri daha vardır. En azından onlara teşvik oluruz. Biz tabii teşvik oluruz da, biz bir şey bilmiyorsan yanlış anlamayın. Sen, ben söylerim, sen tamamlarsın, değil mi? O şekilde tamamlarız ve o kişinin açıklayamadığı, yüreğinde gizli gizli tuttuğu ama gerçekten de büyük bir pişmanlıkla yaşadığı o durumu bu paylaşımlar neticesinde kişiye esenlik olarak yansıtabiliriz. Diyerekten diyorum, konuşalım arkadaşlar. Çünkü biz öyle lay lay lam olsun diye konuşmuyoruz. Çünkü bu konu hakkında Tanrı'nın sözü o kadar çetin olmalı ki her tarafta geçiyor. Elçi Paulus'un mektuplarında geçiyor. Evlilik yatağı diyor, fuhuşla lekelenmesin. Nişanlı olan bir kişi kıza yakışıklı davrandığını düşünüyorsa vakit kaybetmeden onunla evlensin. Kendini yani denetleyemiyorsa, şehvetle yaklaşıyorsa, tutkularına engel olamıyorsa diye söylüyor. Şimdi İncil'imizde olan bir konuyu aman boş ver ya, ama ulu orta konuşmayalım ya falan deyip ötelemek aslında belki de birbirimize vermiş olduğumuz en büyük zararlardan birisiydi diye düşünüyorum ben şahsen. Tabii tam tersini düşünenlere de saygı duyuyoruz. Onu da söyleyeyim. Unutmuyorum, bir kardeşle bu konu hakkında konuşuyoruz. Özel olarak ama bana paylaşıyor. Başkası bilmiyor. Tabii konuyu açacak ama söyleyemiyor, çekiniyor. Tabii çekinince anlıyoruz zaten. Şimdi başka bir şey olunca pat diye söylüyoruz. Ama cinsellik konuları olduğu vakit kemküm yapıyoruz. Ikınıyoruz yani. Ha deyince söyleyemiyoruz. Israr ettik, söyle kardeşim, nedir sorun? Canım sıkkın, moralim bozuk. İnanın var ya, bunu işitince benim esenliğim yerine geldi. Çünkü kişi yaptığı o işin Rabbin sözüne göre hata olduğunun farkına varmış olacak ki derin bir pişmanlık duyuyor. Bazıları var, hiç umursamıyor. Onu görünce canım sıkkın, yüzü asık, morali bozuk belli. Dedim dökül ulan, ne var söyle. Böyle böyle dedi. Yakışıksız da yaklaşıyorum. Biz de ilgili ayetleri paylaştık. Dedik kardeş bak, bu konularda bir kere sıkıntı yapma, bir. İki, utanma. Çünkü kilise en anlayışlı yerdir. Hiçbir kilise üyesi, ama gerçekten kilise üyesi, bu konularda bir kardeşinin sıkıntısını işittiğinde onu asla dışlamaz. Tam tersine o sorunun kardeşimizin üzerinde yarattığı o moral bozukluğunu, o esensizliği kaldırmak üzere çaba sarf eder. Yani teselli eden sözler kullanır. Kardeş seni anlıyoruz. Bu her insanın hayatında olan bir şeydi. Bak bu konuda senin yaptığın yanlış bir şey değil. Bu sıkıntını bana paylaşman çok doğru. Bu İncil'e de uygun. Çünkü Yakup mektubunda der ki, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin der. Öyle ki hem şifa ile birlikte o esenlik gelsin, seni bulsun. Ama tabii herkese paylaşmak da doğru değil. Güvendiğimiz. Tabii genelde öğreti nedir? Kilisenin katılıyorsan bir kilise önderinle bu konuyu özel olarak açarsın, konuşursun.
Veya kilisede güvendiğim bir kardeş vardır, onunla konuşuruz. Ama bunu yaparken değerli kardeş, bakın utanmayalım, bu ayıp bir şey değil. Bu esasını bize bir armağandır ama bu armağanı olur. İnsan yaşamındayız, böyle olur deyip de hafife almak hiç doğru değil, onu da söyleyelim. Yanlış kullanmışlığımız olabilir. Bu demek değil ki kurtuluşumuz bitti, mahvoldu. Hayır. Bakın, Kral Davut yanında çalıştığı askerin karısıyla zina suçu işledi. Bakın bu oldu. Yetmedi. O kadının kocası Kral Davut'un yanında çalıştığı askerdi. O kadın Kral Davut'a kalsın diye Kral Davut gitti, o adamı savaşın yoğun olduğu cepheye sürdü. Öyle ki ölsün geri gelemesin, karısı da Kral Davut'a kalsın. Bunu hesapladı. Bakın, Kral Davut zina suçu işledi bir. Dolaylı yoldan adam da öldürdü. İki, bir nevi yalan konuştu, yalan yere tanıklık da etti. Çünkü kocasıyla Kral Davut'un konuşmaları da vardır orada Samuel kitabında. O asker o kadar sadıktır ki Kral Davut'a. Evine git dinlen diyor Kral Davut o adama. O adamın karısıyla zina etti ha. Adam diyor ki gitmem. Sarayın avlusunda uyuyor. O kadar sadık o adam. Ve Kral Davut bu adamı savaşın yoğun olduğu cepheye sürüyor ve o adam orada ölüyor. İşte adamın karısı Kral Davut'a kalıyor. Belki de hiç umursamıyor Kral Davut. Tamam, belki hatırında da değil, bilemiyoruz ama öyle yaşam sürüyor. En sonunda Natan isimde bir peygamber Kral Davut'a gidiyor. Ve koyun benzetmeleri üzerinden suçunu Kral Davut'a hatırlatmaya çalışıyor. Kral Davut bu benzetmede kötülük yapan adamı açık açık seçiyor. Anlıyor ve diyor. Bunu yapan büyük hata yapmıştır, şu kadar ödemelidir yerine diye söylüyor. Aslında Nathan ondan şunu bekliyordu. Nathan, sen bana bu benzetmeyi anlattın ama bu benzetmede ben kendi suçumu hatırladım. Demesini beklerken Kral Davut bu benzetmede kendi hatasını, suçunu hatırlamadı. Ama Nathan peygamber en sonunda o bu adam kötülük yapmıştır dediğin adam sensin dediğinde Kral Davut'un yüzüne, o zaman Kral Davut suçunu anımsadı, hatırladı. Ve Rab'be karşı günah işledim dedi. İşte o Mezmurlar kitabı, yani Zebur kitabının 51. bölüm var ya, yazılanlar. Bundan sonra Batşeva ile ilgilidir yani. Bu şekilde olduğunda Kral Davut orada dedi. Alçalmış ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı dedi orada. İşte o kardeş, işte anlatım tarzı, yüzü asıktı, ağladı ağlayacaktı, morali bozuktu, sıkılıyordu, bir haftadır yüzüm gülmüyor dedi. İşte o pişmanlıktı. Ötekiler umursamıyorlar ama bu kardeş umursamıştı. Hakikaten yüzü beş karıştı. Büyük bir pişmanlık vardı. Ve Kral Davut'un dediği gibi o Tanrı bu şekilde yaklaşanları asla geri çevirmez. Yeter ki insan suçunun farkına varsın, ki o farkına vardı, anlattı, farkındaydı. Bazıları farkında değil, o farkında. Nasıl ki Kral Davut dedi alçalmış ve pişman biri hor görme, öyledir. O kardeş de alçalmıştı, pişmandı, acı çekiyordu yüreğinde. Ve bunu bir kardeşine anlatmakla birlikte esasına, şifasına kavuştu. Onu Rab bağışladı çünkü hatasının farkındaydı. O yüzden böyle bir şeyimiz olduğunda çekinmeyelim arkadaşlar. Buna ayıp bir şey, biz bunu diyoruz ama başka başka ne konular varsa. Belki size ait olmayan bir şey almışsınızdır, yani hırsızlık yapılmıştır. Yapılır. Oğlum insanız. Mayamız bozuk. Her şey beklenir bizden. Mayamız bozuk ama bu mayanın üstesinde de işte iman, kutsal ruhtaki o Rabbin sözleri bu mayanın üzerine örter. Öyle ki o maya artık kabarıp kabarıp da günah üretmesin. Yani arzularımız. Bak, Elçi Paulus'un sözlerine bakın. Yapmak istemediğimi yapıyorum. Yapmak istediğimi yapamıyorum diyor. En sonunda o da sitem ediyor. Ya diyor, beni günaha sürükleyen bu bedenden kim kurtaracak diyor. Bunlar hayatımızda olan şeyler. Ama Rab, evet oluyor ama bunun farkına varıyorsa ki, eğer hakikaten bu farkına varmakla birlikte bir pişmanlık, bir acı çekiyorsak, Rab diyor ki bunu söyle. Bunu açığa çıkar. Rab'be karşı günah işledim desen de,
De ki gelsin merhametim senin üzerini örtsün. Esenliğim gelsin seni sarsın. Yüzün gülsün. Umursamazsan eğer, bu suçların ölürsen, gelme karşıma. Yargılanırsın. İşte Rab bize bu yönden bazıları eleştiriyorlar. Günah çıkar pap. Geçen senelerde kiliseye gidiyoruz, geliyoruz. Kilisenin bir ihtiyacı oluyor. Dışarı çıkıyoruz, çarşıya gidiyoruz değil mi? Sokakta yürürken bağırıyor. İşte biz kiliseye gidip geliyor, biliyorlar Hristiyan olduğumuzu. Ta karşıdan. Ama nasıl bağırıyor biliyor musunuz? İnliyor böyle. Papaz günahlarımı çıkar diye bağırıyor. Onlar böyle alay alıyorlar. Ama gerçekte Rabbin insanlardan beklediği de zaten budur. Bak hep söylüyoruz zaman zaman. Eski antlaşmada ne diyor? Günahını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur. Bak İncil'de de var karşılığı. Günahımız yok derse kendimizi aldatırız, içimize gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı bizi her günahtan arındıracaktır. Yani o İsa'nın kanı gelip bizim günahlarımızı üzerine örtecektir diye söyler. Yeter ki farkına varalım. Yeter ki pişmanlıkla bunu Rabbe bildirelim. Kral Davut'un dediği gibi alçalmış ve pişman bir yürekle Rabbin önüne gidelim. Bu suçumuzu Rabbin önüne bırakalım. Onun gelsin merhameti üzerlerimizi örtsün. Kral Davut'un suçu daha büyüktü. Şimdi bazı insanlar peygamberlere iftira değil arkadaş. Oldu. Kral Davut'un hayatında maalesef bu yaşandı ama Kral Davut bunu tamam bir peygamber hatırlattı ama Rabbe bildirdiğinde geldi, merhamet onu buldu. Esenlik içindeydi Kral Davut. Bağışlandı. Varsa böyle bir şeyler tutmayalım, güvendiğimiz bir kardeşe paylaşalım. Ondan sonrasını arkadaş, tabii biz de kendi üzerimize düşeni yapalım. Birkaç mesela o kardeşe birkaç ayet paylaşmıştık. Hatta dedik, bak bazı uygulamalar vardır. Böyle cinsellik diye yazarsın, kutsal kitapta cinsellikle ilgili ayetler tek tek listeye düşer. Onları okuyarak kendini mesela dizayn edebilirsin, kendini şekillendirebilirsin, kendini onarabilirsin diye. Kardeşe paylaş, çok da güzel, keyif aldım. İşte o kardeşe, ne biçim adamsın, sen ne biçim imanlısın ya, git bir daha gelme, asla. Kimiz lan biz? Kendimden de örnek verdim ona. Merak etmedim sen, ben de aynıyım ya. Aynıyız. Yalnız değilsin yani. Sen bana günahını söyledin, suçunu itiraf ettin, ben de sana itiraf ediyorum. Ben de aynısın, merak etme. Ama gayretliyiz. Öyle ha deyince bulaşmıyoruz günaha. En azından bir gayretimiz, bizi bir durduran bir güç var. Rabbin sözü. Başkaları, günahla artık haşır neşir olmuşlar, laşk olmuşlar. Dur diyen yok ki onlara. Bizde var. Olunca merak etme, kurtuluşumuzu yitirmiyoruz. O kutsal ruh zaten gelir üzerimize, yüreğimize o kederi bırakır. İşte zaten yüzümüz asılır, moralimiz bozulur. Bir pişmanlık vardır. Bu kutsal ruhun vermiş olduğu bir kederdir zaten. O keder üzerimize öyle bir ağırlık bastırır ki, yükler ki artık ayakta kalamayız, dizimizi kırmak zorunda kalırız. Ve en sonunda deriz o ağırlıktan kurtulmak için. Sana karşı günah işledim. Bunu dediğimizde rahat olun arkadaşlar. O zaman günah işlemek size serbest diye sakın bir mana çıkarmayın. Bunu istismar etmeyin. Veya suistimal etmeyin Tanrı'nın sevgisini veya bağışlayan bu merhametini. O başka, bu başka. Bir Hristiyan kolay kolay kendini günahta bulmaz. Bulursa eğer onun çıkış yolunu da Rab vermiştir. O yönden bu konu hakkında teşhimiz olsun. Hangi konularda Rabbi üzüyorsak esenliğimiz kaçmasın. Bunlardan sebep tamam bittim. Ben kurtuluşumu kaybettim. Daha bundan böyle Rab bana yüzünü dönmez, Rab bundan böyle beni işitmez demeyin arkadaşlar. Alçalmış ve pişman bir yürekle gidin, görün. Bak nasıl bağışlanıyorsunuz. Bak nasıl o asık yüzünüz gülmeye başlıyor. Bak o gözyaşlarınız nasıl kutsal ruhun vermiş olduğu esenlikle siliniyor, kendiniz tanıklık edin. Bu konuda Rab hepimizi bereketlesin. Zor konu ama imanda geliştikçe her birinin üzeri gidiyor arkadaşlar. Her biri öyle. Önceden haftada bir miydi? Artık iki haftada bir. Artık ayda bir. Bir bakıyorsun ki artık yok gitmiş. Rab yardım eder.
Bu konuda yeter ki biz de gayretli olalım. Rabler birbirimizi bereketlesin. Yine başka paylaşımda birlikte oluruz. Video altı açıklama kısmındaki linklerimiz, biliyorsunuz söyledik. Türkiye saat 9'dan sonra WhatsApp'a yazın. Gelelim. 531-218-1920. Video altı yorum kısmımız var. Yazabilirsiniz. Hangi konu Hristiyanlığı ilgilendirsin, hangi konu olursa olsun. Konuşalım. Beraber bakalım nedir ne değildir diye. Yine WhatsApp'ımız var. Dilerseniz WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 531-218-1920. Rab gecemizi bereketlesin. Yeni haftaya başlayacağız. Çalışanlarımıza Rab güç kuvvet ve çalıştığı sektör neyse oralarda hikmet bilgelik versin. Çalışamayanlar, iş bulamayan arkadaşlar, kardeşlerimiz varsa Rab onlara gündelik ekmek kapıları aralasın. Sağlıkta, sıhhatte problemi yaşayanlar, eğer bunlara neden olan eğer günahlarsa bu günahlar Mesih İsa'da affedilsin ve yerine şifa gelsin diye İsa Mesih'te dua ediyoruz. Bu arada kilisemizde bir kardeşimizin annesi kanser varmış bedeninde. Bundan dolayı sanırım 5-6 organı sanırım alınmış. Böbrekle ilgili bir problem. Rab onun günahlarını bağışlasın varsa ve biz dua ettik. İsa Mesih'in onun kanserli bedenine şifa ilan ettik. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu ve benzer kişiler varsa İsa Mesih'in adını anarak bizler de tanıyalım, tanımayalım. Aynı kilisede olalım, olmayalım. Aynı mezhepte olalım, olmayalım. Fark etmiyor. Dualarla kişilerin bu sıkıntılarını, bu hastalıklarını Rab'be bildirelim. Öyle ki ne diyor Yakup? Doğru kişinin yalvarışı etkilidir ve o kişinin duası Rab'de işitilip gereği yapılır diye söylüyor. Öyle olsun. İsa Mesih adıyla böyle olsun. Tüm hastalarımıza Rab şifa versin. Ev halklarımız arasında Rab'bi tanımayanlar varsa onların üzerinde gelsin kutsal ruh. O gölgesini salsın. Nasıl ki o hadıma, Etiyopyalı hadıma saldı. Filipus aracılığıyla Rab'la ilgilendi. O da Mesih İsa'yı Yeşe'ye buldu. Ona iman etti. Vaftizle birlikte ona perçinlendi. Ev halkımız da öyle olsun. Çalıştığımız arkadaşlar da öyle olsun. Gözümüzün gördüğü, değdiği herkes Rabbi bilsin ve tanısın. İsa Mesih'in adıyla böyle olsun. Amin. Görüşmek üzere. Esen kalın.